Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, ben böyle hazırlandım. Müşterim var bugün. Şöyle göstereyim size. Masayı da hazırladım bu şekilde. Bekliyorum müşterimi. Evet, şöyle aynaya geçeyim. Müşterim gittikten sonra İlkem gelecek arkadaşım. Biliyorsunuz Dilara arkadaşımızın nikahı olacak bu hafta. Ve onun nikahı için İlkem'le birlikte kurabiye yapacağız. O da bana yardıma gelecek. Burada birlikte yapacağız inşallah. Böyle çok güzel bir gün bizi bekliyor. Günümüzü o zaman buradan başlayalım. Evet arkadaşlar, müşterilerim gitti. Çok yoruldum ama güzel yorgunluk bu. Çünkü işimi çok seviyorum. Makyaj yapmasını çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Birazdan da İlkem arkadaşım gelir zaten. Sonra maratona full gaz devam. Kurabiye yapacağız bir sürü. Yani çok da yapmayız. Çünkü farklı kurabiyeler de olacakmış. Hepsi karışık olacağı için. Alacağım tarifi Nefis Yemek Tarifi kanalından yapacağız bu arada. Onun iki katını yaparız biz. Bence gayet de yeterli olur. Böyle çok yoruldum. Birazcık dinleneyim. Daha sonra inşallah kurabiye yapımına geçeriz. Buraya böyle çerezle çıkardım. Yemek de yeriz. İlkem kalırsa ısrar edeceğim kalsın yemeğe diye. Makyaj malzemelerini de toparladım. Şimdi üzerime daha rahat bir şey giyeceğim. Ardından inşallah başlayacağız. Evet, duyuyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz bir rüzgar var dışarıda. Çok rüzgar var. Üzerime hemen böyle rahat bir şeyler giydim. Ben İlkem gelmeden hemen malzemeleri hazırlayayım. Daha kolaylık olur bizim için. Sonra inşallah başlarız. Söyledim mi hiç hatırlamıyorum şu an ama un kurabiyesi yapacağız. Galiba dedim, aynen. Nefis yemek tariflerinden bulduk tarifi. Pratik ve kolay. İnşallah onu yapacağız. Evet, ben malzemeleri çoğaltacağım arkadaşlar. Yani iki katını yapacağım. Onun için şöyle hemen malzemeleri hazırlayayım. Size yazarım orijinal ölçülerini. Yani bir ölçüdeki size malzemelerini yazarım. Ben şimdi 8 kullanacağım. 4 yemek kaşığıydı bu arada. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Ben böyle 2 paket tereyağı çıkardım buzluğundan. Bunlar böyle bayağı bir eridi. Yumuşak olması lazım zaten. Ardından şöyle 2 kahve fincanı sıvı yağ. Tabii bu şu an yetmeyecek gibi ama çıkarayım. Şöyle 1... Ve evet, yetmedi. Gerçi artık ben sıvı yağ pek kullanmamaya bakıyorum. Bu bayadır böyle duruyor aynı oranında. Artık hep zeytinyağı kullanmaya çalışıyorum. Yani hangi yemek olursa olsun zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ bayadır kullanmıyorum arkadaşlar. Şimdi sizinle biraz matematik yapalım. Kullanacağım ölçüyü ben iki katına getirdiğim için 7 su bardağı un yazıyor. Yani benim bardaklarım büyük olduğu için yaklaşık kullanılan bardaklar biliyorsunuz 250 ml oluyor. Benimki 500 ml olduğu için yarısını ben de hesapladım. 7 bardak un toplam 1 kilo 50 gram falan yapıyor o civarda. Onu nasıl hesapladım? Belki birkaçınız için faydalı olabilir. 250 ml su bardağına ortalama 150 gram un sıvıyor arkadaşlar. O yüzden direkt bardakla ölçmeyeceğim de böyle bir tasın içine ölçeceğim 1 kilo. Öylelikle sizin için de bence faydalı olur o ölçüyü yapamayanlar için, tartısı olanlar için
bu şeyi yöntemi kullanabilir yani. Aklınızda bulunsun. 250 ml su bardağı böyle yaklaşık 150 gram un yapıyor. Evet, biraz unları değiştirdim ama inşallah fark olmaz. Hayırlısı artık. Baya baya da un çıktı. Ama ben arttırdığım için inşallah doğru malzeme yapıyorumdur arkadaşlar. Evet, ve bir su bardağını direkt kullanıyorum. Pudra şekeri ihtiyacımız var. Bunu da ölçtük. Malzemelerimiz bu kadar. Şöyle göstereyim size. Sıvı yağımız, nişastamız, unumuz, şekerimiz, bir de tereyağımız. Evet, sonraki aşamalarında artık İlkem'le birlikte yaparız. Evet arkadaşlar, İlkem geldi. Ellerini yıkıyor şu an. Birazdan başlarız. İlkem yine boş duramadı. Yine bir şeyler getirdi. Hello. Dur Hello. vereyim Evet ben. arkadaşlar, yoğurma işini ben yapıyorum. Sonra birlikte yapacağız. Tabii elimi yıkadım. Şu an ıslak. Eldivenle yapıyorum bu arada çünkü vıcık vıcık yağ elleyeceğim. Evet, ben de. Bu arada ilken ben ölçüleri iki kat yaptım. Aynen, doğru. Öyle yapalım. Yeter misin sence? İnşallah yetecek. Bir de öyle bir matematik yaptım ki bugün sana onu anlatmam lazım. Ne oldu biliyor musun? Benim bu bardaklar 500 mil ya. Evet. Dursana bir, biz niye şeyde üzerine yapmıyoruz? Ay, titrettim. Nasıl? Dur Anlamadım. şimdi, su bardağıyla gittin ha? Öyle yazıyordu tarifte. Of ya, hiç sevmiyorum. Ben hep şeyde yapıyorum Ver işte gramını. ya. Değil mi? Tartıyla. Ya, baktım bu arada hani yorumlarda falan soran olmuş mudur diye. Yok. Hayır, kimse sormamış. Geçmiş olsun. Nereden aldın? Ben yemek tarifini. Hayırlısı olsun. Ben de matematiğime güvendim. Güven güven. Yaparsın. Senin matematiğin iyi be. Ne Hayır olacak? ya. O ya. Ay, elimi yağlamayacağım dedim. Yağlı. Neyse. Ben hiç sevmiyorum. Yağ kokusunu hiç sevmiyorum. Evet. Şöyle bir yapayım. Şimdi ne yapıyorduk? Yağımızı koyuyoruz. Evet. Hadi bismillah. Allah'ım inşallah yağmayız. Umarım Ben güzel hiç olur. kurabiye yapmadım bu arada arkadaşlar. Ben de hiç un kurabiyesini hiç yapmadım. Normal kurabiye yağ, bu un kurabiyesinin aynı. Evet, Vanilya kefal ama benim benziyor değil mi? benziyor ama benimki bir kere hüsrana uğramıştı. Hadi ya. Böyle direkt pudra şekerimizi de döküyoruz. Hadi Evet. Bu benim, ben ilk defa böyle çekiyorum yani, kusura bakmayın yanlış olursa. Bir Umarım şey olmaz. sağlamadım. Bakın bakayım nasıl oldu. Un kurabiyeciler. Bilenler yazsın. Sen yaptın ama kız önceden kurabiye. Ya vanilya kefaller oluyor. Mesela onu şeyden almışım. Kekiz Kitchen. Onda Evet. çok güzel olmuştu. Ama başka bir kızın tarifinden aldığımda böyle yayıldım. Umarım yayılmaz bu da. Ay, ben hiç hayatım boyunca kurabiye yapmadım. Bu bir ilk un kurabiyesi. Evet. Evet. Şimdi ne yapmamız lazım devamında? Sen onu yoğurdun. Şimdi topaklarını bir gideriyorum. Evet. İçlerinde topaklar var. Okey. Sonra da un mu? Sonra yavaş yavaş bunu bir dökeceğim. Sen malzemeleri saydın mı? Ben hepsini Heh, gösterdim. tamam. Bu koyduğun pudra şekeri mi? Hayır, bu Ha, mısır hem nişastası. mısır Hani nişastası. bu niye böyle az, onu da anlamadım. Ama normal ya, az koyulur o da. Galiba. Sen onu yavaş yavaş koy. Un kurabiyesi yaparken biz. Aynen ya. Aslında basit bir tarif de. Evet işte, evet. Kimisinde yayılma falan olmuş galiba. İnşallah bizde olmaz. Dışarısız. Dilara, bunu izliyorsan kopacaksın. Her şey senin için. Bakalım nasıl olacak Diloş. Dur bir daha yapalım. Biz şeker yerine tuz koyarmışız. Ay, Tuzla un kurabiyesi. Olmaz ki, olur mu? acaba makinede mi yapsaydım? Bence el en iyisi ya. Çok vıcık vıcık olmaz mı makineyle? Korkuyorum Emin şu an, değilim. korkuyorum. Bir de bunu buzluğunda kaldırmak zorunda değiliz değil mi? Öyle bir şey demiyorum. Ha, demiyorsa tamam. Yani. Demiyorsa Kurabiyelerce. Bakalım. Ama şey yazmıyor işte. Biz okey. koysak mı? Vanilya şekeri. Yakışır mı? Yazmıyor Yakışır mı? Yakışır mı? Koysak mı yine? Olur. Ama tadını bozar mısın? Ondan da korkuyorum. Yani formuna bir şey olmayacaksa tadı bence güzel olur. Bence şekeri O güzel bir zaman şey. koyalım be. Bir paket mi diyorsun? Hı? Bir paket ne olur? Olur herhalde. Aynen. Baksana, şuraya açsana bir.
Dolabı? Aynen. Kamerayla gideyim mi? Ya da şurada mı vardı kız? Orayı aç. Aynen kamerayla gidelim. Buraya mı? Ha orada aşağıda yok ya. Ben yedim. Hayır yok. Tamam o zaman o dolabı aç. Sizinle birlikte dolapları karıştırıyoruz. Orasını biraz karıştırdım. Orada bir yerde böyle bir şey görersin. Evet arıyoruz. Bak kurva. Bu da vanilya tutkaları. Çevirelim. Buldum. Galiba un strateji doğru çıktı. Valla. Evet, formu evet. Tuttu mu? Tuttu. Benziyor gibi. Mu? Tamam. Yani katılaşıyor gibi. Tabii ben de dedim matematiği iyi demedim mi? Yani çünkü şey olmayanlar için ölçüsü olmuyor. Diloş'un nikah kurabiyeleri. Aynen. Cumartesi bu arada arkadaşlar demedim size. Evet. Nikahı böyle açık alanda olacak. Çok güzel bir yere benziyor. İnternetten baktım ben adrese bakarken. Evet açık alanda ama ben bakmadım nasıl. Açık böyle size. Çok güzel duruyordu. Ne diyecektim? Ha bugün bir de grupta sorduk ona. Hani test gerekli mi diye. Evet. İyi ki de sormuşuz. Çünkü test lazımmış. Ben unuttum. Ben bugün soracaktım. Dedim acaba test lazım olur mu? Kesin dedim lazım olur. Çünkü falan çıkardım yani. Yani değil mi? İnsanlar ben katılıyor ya. Sonradan aklıma geldi öyle bir şey oldu. Kesin. Şey yapsana. Şunu açsana bana. Ha açayım. Dur. Ya da dur ben tutayım. Sen oradan tut. Aynen. Teamwork. Bir tane yeterli olur mu? Yani kötü olmasın diyor. Bir şey demedi bu çok katı olmadı mı sence? İlk gün mutfakta. Yok ya. Bence çok katı oldu bu. Ne koyulur ki içine şey yapmak için? Ana. Ama daha bu da var. Bir şey diyeceğim. Biz yapamayacağız galiba. Neyse biraz bir yoğurayım da. Bir yoğur bakalım. Allah'ım. Suda koyulmaz buna şimdi. Biraz da buda mı koysak hocam? Ama bu böyle olmaz mı? Bunun ama şeyi böyle yani. Yer kenarı kıyım. Bence var onu koymayayım. Bence ne yazıyorsun onu koy. Ama belki benim ölçtüğüm strateji yanlış. Bir videoya bakalım mı? Bence bir aç bak. Ben bir kapatıyorum. Bu televizyon. Gören de çiğ hamur yiyeceğiz sanki. Vallahi çatalacak. Evet arkadaşlar şimdi asıl meselemize geliyoruz. Hadi İlkem hazır mısın? Hazırım. Şimdi kadın en ufak böyle alıyor. Evet. Aa çok güzel. Olmuş mu? Olmuş gibi hamur oyuncak. Sonra ama çok dağılıyor. Bu galiba ama ağzı da bu böyle dağılır. Acaba onu koysa mıydık? Hayır onu koysak daha çok dağılır. Toparlamaz mı? Daha aslında yağ. Elimde. Yağ gerekli. Bu elimde kaldı. Biz bunu yanlış yaptık. Daha doğrusu ben. Hayır ya. Olmuyor. Kadının ki böyle şey oluyordu. Bence biraz daha. Un değil. Un daha bunu pütür pütür eder. Daha böyle geçmeldik olması lazım. Anladın mı? Süt mü koydun? Ya da ama yapamıyorum. Sıvı mı? Ne lazım ki buna? Sana bence ne lazım? Tereyağı, tereyağı. Sıvı yağ mı koyalım? Ama olmaz ki o da. Tamam getir o zaman biraz tereyağı koyalım. Ya sıvı yağ mı? Tereyağı buzlukta. Sıkıntı o. Anladın bir mı? Bir de kaba koy. Mikroverde biraz erit. Ay çok olmaz mı? Ya. Milletin kolesi. Neyse ya bir dur bakalım şimdi yaparız onu. Sanki mi? Ama kadın böyle rul yapıyordu. Baksana bir yapmış şekilde. Ne demek istediğimi anladın mı? Böyle hani kadın böyle lahmacun yoğurur gibi yapıyordu. Bizimkisi yerinden oynadığı zaman dağılıyor. Ya da ha dağılmıyor kız böyle biraz şey yapınca olmuyor. Sanki elimizle mi ısıtmamız mı lazım? Evet tereyağı içinde eriyor. Bir de ne kadar kalınlıkta yapacağız. Bilmiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz demek kurabiyeler imtihanımız. İlker sen yapardın kurabiye. Yapardım da bunun kurabisi bilmiyorum. Biz vanilya kefir mi yapsaydık yazın ortasında? Bunu vanilya kefire çevirelim. Harbun. O vanilya kefirin bir de şokoladesi çıkmış. Bizim. Kışın onu deneyeceğim. Ha. Çikolata, kakaolu. Lekka. Bir de ne kadar kalınlıkta yapıyordun? Bence acaba televizyonda baktık. Televizyondan bakalım mı? Nefes yemek tarifleri açalım oradan bakalım. Aynen. Tur bekleyin ben şey yapayım. Okay. Burada şimdi bir Halime abla olacaktım. Halime abla seni bekliyoruz. O ustası. Aynen. Arasak mı acaba görüntülü?
SOS'ti de yardıma gel. Hani biraz daha yağ koyun falan da. Önce çatalla çiziyor muydu yoksa önce keziyor muydu? Hayır, önce çiziyordu. Arkadaşlar çok stres oldum şu an ben. Yapamazsın, ne yapacaksın bu çatalla? Olmuyor mu? Anne, hadi. Ya da ne yapsak Gülü? Ben biliyorum ne yapalım. Bunları misket şeklinde yapalım. Misket. Evet. Okey. Misketim karamesi. Ben de aynı kim? Teri yıl. Kadının gibi cık 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 oluyor ya. Pastane. İlk gün pastane. Sen hoş geldiniz. Bence baksana. Bizden tarif alıyorlar. Bence almayın. Hiç derimi yedikten sonra. Bu kadar aralıklı nasıl? Allah'ım inşallah şey olmaz da. Böyle benim o vanilya kifaları nasıl olacak? Böyle. Sonra böyle şey oldu, cookie gibi oldu. Ama bence işte o büyüklüğüne bağlı. Anladın mı? Hayır. Dağılacak gibiler. Neyse ya, hayırlısı bir gün. Bence oldu, mükemmel oldu. Mükemmel, tamam. Görüyorsunuz. Bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Böyle oldu. Görüyorsunuz, anlatma gerekiyor. Görüyorsunuz, anlatma gerekiyor. Neyse. Bizim sohbetimizde doyum olmuyor. Ben hızlı çekim alayım sizi. Evet arkadaşlar, ilk tepsimizi koyduk. İlken bence dağılmayacak gibi, sana söyleyeyim. Yani bence oldu. 10 dakikaya ayarlamıştık. Burada bir de ikinci tepsimiz de oldu. İkinci tepsimiz de oldu. Hatta burada üçüncü yapıyoruz. Oo, maşallah bize. Neyse, biz bitirelim. Daha sonra artık sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilk tepsimiz pişmiş. Denedik ve onayladık. Kıyır kıyır harika. Yani korktuğumuz kadar da olmamış. İkinci tepsimiz pişiyor. Şöyle netlemedi. Aynen burada. Ve full gaz devam. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Şu kadar kaldı. İyi ki fazla yapmışız. Evet, dördüncü tepsimiz de pişiyor. Şimdi böyle neyden geçiriyoruz? Nedirken? Aynen. Pudra şekerini. Bu da burada. Oo, bir sürü kurabiye yaptık İlkem'le. Evet arkadaşlar, kurabiyeler gümbür gümbür yapılıyordu. Evet, sen çıkmak istiyorsun. Ne? Konuş. Çıkmak istiyorsun değil mi? Evet, ben de geldim şimdi işten arkadaşlar. Gülsüm şimdi bize. Ne yapacaksın Gülsüm? Neydi adı? Quattro formaggio. Ne? Quattro formaggio. Şey, makarna işte. Makarna. Ama dört peynirli mi? Evet, spesiyel şey. Soslu makarnamız. Aynen, onu yapacağız şimdi. Hı-hı. Çok acıktım. Saat de geç oldu. Normal düşünene kadar yemeği yememiz lazım. Ama Gülsüm Hanım kurabiyelerle uğraştı. Evet. Nikah mıydı? Nikah var. Nikah kaç kişi gelecek? 50 kişi. 50 kişi gelecek. Gülsüm bütün düğün için eşya yaptı galiba. Kurabiye yaptı. Ay. Nereden baksam 100 tane vardır. 100 gerçekten tepsi kurabiye çıktı. İki katını yaptım malzemenin. Ama bir deneyeyim bakayım. Şöyle denemedim pudranı. Hemen bir iki deneme yapıyorum. Hadi dene bakalım. Güzel değil mi? Yani biz yaparız da güzel olmaz mı yani? Güzel olmuş. Aynen. Evet, şimdi Ceret yapıyoruz. Tamam. Evet. Sen beni çek. Hemen çekiyorum. Evet, İlkem de burada. Bizimle beraber kurabiyelerin başında bekliyor. Sakın yapmasın diye. Nasılsın? İyiyim. Bir şeyler demek istiyor musun? Teşekkürler, iyi seyirler. Evet, Gülsüm kurabiyeleri yerleştiriyor. Acaba bir tek orası 100 tane. Çünkü ben saydım da 98'e gidelim. Ama 100 tane burada varsa şurada da bir 50 tane, 150 tane yaptınız. Şurada evet. Da bir tane var, 200 tane. Tamam ya. 200 tane 50 kişi geliyor. Kişi başı kaç oluyor? 4 tane. 4 tane. Ama daha başka şeyler de herkes bunu başka yiyecek. Başka kurabiyeler yapılacak. Yani milleti kurabiyeye doyuracaksınız. Tabii nikahta da çekim yapacağız değil mi Gülsüm? Evet.
Tabii ben o gün biz geç kalmazsak. Benim o gün müşterilerim var arkadaşlar. Evet. Yetişmeye çalışacağım. Aynen. Ya yetişiriz ya, benimle berbere giderim bugün. Burada suyumuz kaynıyor. Birazdan Gülsüm'le makarnamızı yapacağız. Biz o makarnayı bir tane dükkanda yemiştik. Bayağı hoşumuza gitmişti. Bu çok çok yumuşak oluyor 12 dakikada. Ben 11 yapacağım. 11 dakika. Hatta 10. Çok yumuşak oluyor. Dur bir dakika. Nerede yazıyordu? Onu arıyorum. Önüne baktım. Heh, 10. Aynen. Senin istiyorum. Aa, tuzuna atmasın. Benim bugün bilmiyorum bir sıkıntı. Gülsüm bugün sevmediği böceklerden gördü. Onun için biraz kendinden geçti. Onları temizleyeyim derken bir de bizim şu Dyson süpürgeyim şeyini yanlışlıkla yere düşürdü. Her yeri batırdı. Bir de İlkem beni uyardı arkadaşlar, öyle koyma dedi. Çak diye düştü. Of ya. Ben demiştim. Gerçekten çok huylandım arkadaşlar. Benim o videolarımızı izleyenler bile, o bir tane böcek var ya, ondan çok huylanıyorum. Benim bir söylemiyor. Aynen. Bu aklımın bir köşesi şu an orada benim. Yani kafam yerinde değil şu an. Ne yaptım bilmiyorum. Yani dokunsanız alacağım. Ha, orası 10 dakika. Tamam. Ona göre hesaplarız. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Evet. Ben göz kararı yapacağım arkadaşlar. Onlar 100 gram 100 gram almıştı hep. Şaksan dedi. 200 onu 200 gram aldı. 200 miligram. Tamam. Bundan 200 miligram. Yani şu da 50'dir herhalde. Tamam. Şu da 50'dir. Çok kolay bir tarif. Sonra bizim gibi makarna hastaları biraz için çok şey iyi. Alacak. Fokurducak. Fokur fokur. Ooo güneş, güneşte nasıl dışarıda bakar. Sonra eline koyacaktık değil mi? Bizim burada müthiş görüntüler var. Camlar yine pislemiş ha, camları sildin ya. Camlar yine battı. Benim buraya aynen benim şey yaptığım gün, camları sildiğim gün yağmur yağdı. Yağmur başladı. Yani camlar yine aynı oldu. Şunu bir indirelim biraz. Zeytinyağlı, tuzlu, muzlu bir şey yapıştı. Bakalım İlkem'in salatası nasıl olacak, merak ediyoruz. İlkem'i bırakıyorum. Buyurun. Evet. Hemen yapalım. İlkem'in salatası güzel olur. O İlkem böyle bir de yoğurtlu mortlu yapar. Evet. Çok hoşuma gider benim. Evet. Gerçekten böyle şey vurulmuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Böcekten sonra kendime gelemedim. Hala öyle. Ama böyle bir tane buldu, ikinciyi buldu, hadi neyse dedim. Bir de şurada buldum, sonra Ceylet dışarı çıktı. Biz İlkem'le burada bir bulduk, 7 tane. Arkadaşlar, kafa yiyordum. Kafayı yeme. Aha, benim üstümde de var. Bir karar yapacağım. Bunu altına kısmamız lazım. Tam köflü kokuyor, köflü kokuyor, köflü kokuyor. Aynen, iyi olmaz mı? Bence buna ekstra tuz şart değil. Şimdi ne koyuyoruz? Normalde şahskeyze konuluyor ama ben ezine... Şahskeyze'yi Türkçesinde söyle de millet bilsin. Gazi peynir. Yok, şahskeyze. Kaşar, kaşar değil. Koyun mu? Koyun peyniri işte. Her neyse. Ama benim ezine normal gaziden daha hoşuma gittiği için... Ezine koyuyor. Ben ezine koyuyorum. 100 gram da ezine koyacağım. Ama hepsini koysam mı? Ben şimdi beyaz peynirin hepsini koydum arkadaşlar. Biraz daha koyu kıvamlı istiyoruz. Şu an tam kıvamında sosu bence. Karabiber koyacağım. Tuz koymayacağız. Zaten bir sürü peynir kullandık. Maydanoz koyalım bence biz üstüne sadece. Ya da koymayabiliriz. Sade bırakabiliriz. Evet. O bizim damak tadımıza kalmış bir şey aslında. Buyurun. Şimdi gel. Evet İlkem Hanım. Şimdi izleyicilerimiz seni biraz yakından tanımak istiyor. Gülsüm'ün en iyi arkadaşısın. Şimdiye kadar videolarda fazla konuşmadın. Biraz konuşmanı bekle. Kendinden birazcık şöyle bir bahset bakayım. Ne yapıyorsun? Bahsedeyim. Anlat. Ben İlkem. Erzincanlıyız. Evet. Erzincan 24. Evet 24. Çalışıyorum. Başka ne diyeyim? İyi mağazası değil mi? İyi mağazası aynen. Koyulaştı, görüyor musun nişasta yani? Tamam.
karın. Tamam, şu an güzel oldu. Şu an evet. Sosumuz harika oldu arkadaşlar. Birazcık da nişastası koyduk. Yani evet. Çalışıyor güzel benim aklım. Evet, Gülsüm makarnayı da katmış içine. Birazcık da pul biber. Pul karabiber. Biber, karabiber aynen. Of, gerçekten o yediğimize benzettim şu an. Tamam, o zaman bizim yemeğimiz de bitmiş üzere. O zaman bize afiyet olsun. Tabii bunun tadına bakmam lazım ilk. Evet arkadaşlar, ben de artık bu videoyu burada kapatayım. İlkem de gitti. Bayağı bir zaman geçti aradan. Çok güzel bir gün geçirdik. Kurabiyelerimizi de bitirdik. Bu şekilde artık diğer vloglarımızda, diğer vlogumuzda bu arada nikah vlogu olur arkadaşımın. O vloglarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.